canımanne.com. Canımanne.com'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda kolay yaka yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Elimde yakadan başlama tunus işi bir yeleğim var. Hemen ipimi alayım. İpim orta kalınlıkta bir ip. İp fark etmez zaten. Çünkü herkes ne kullandıysa onun devamındaki ipi kullanabilir. Her türlü ip olabilir bu. Bu videoyu çekme maksadımı dile getireyim. Öncelikle bir arkadaşımız, yeni başlayan bir arkadaş, yaka kısmını toparlayamamış yeleğin geniş olduğunu söyledi. Ben de ona binaen yaka kısmında lastik olmayan bir yelek yaptım bu şekilde. Ve buna benzer sorunlar yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilir diye düşündüm. Ya da işte düz yapmışsınızdır yine lastiksiz, bu iki şiş örgü olabilir, tunus olabilir, tığ işi olabilir. Hepsine de olur zaten, tığ ile yapacağım yakayı. Bir de hemen bir antiparantez daha, tığ işi ters düz olacak bu. Yani lastik yapımı olacak zaten. Onu da daha önce çok soran arkadaş oldu. O da listemdeydi. Hem dedim bunu telafi etmiş olayım, hem öbür yandan tığ işi lastiği anlatmış olayım diye düşünerek bu şekilde bir çalışma başladım arkadaşlar. Bu örgü şekliyle istediğiniz formu verebilirsiniz yakamıza. Hani ben şu anda şu şekilde bir, hani yuvarlak olsa bisiklet yaka tarzı diyeceğim. Çünkü bisiklet yaka tarzı yapacağım, bırakacağım. Fakat siz bunu devrik yaka olarak da yapabilirsiniz. Atıyorum kız bebekler için yaparsanız dalgalı yaka şekline de tığ ile sokabilirsiniz sonrasında. Yakayı biraz uzattıktan sonra onun için gayet alternatif kullanılabilecek bir teknik olacak arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Bu şekilde ipimi aldım. 2 zincir çektim. 2 ya da 3 ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben ikili trabzan yapacağım. Çünkü benim ipim orta kalınlıkta bir ip. Ve üçlü trabzan yaparsam çok kaba durabilir. Hatta şöyle hemen 3,5 numara tığ almıştım. Onu da söyleyeyim. Tığ normal şartlarda olabilir. Fakat yaka biraz daha toplasın diye küçük tığ kullanacağım ben burada. 2,5 numara bir tığ aldım. Hemen şöyle en başlangıç kısmına geçelim ve yeniden iki zincirimizi çekelim arkadaşlar. İri tığ kullandığımda biraz daha gevşek örgü elde edeceğim için tığımı değiştirdim. Şu şekilde öreceğim. İkili trabzan yaparak gidiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunu hem çift şişte, çift şiş örgüde, hem tunus işinde, hem tığ işi örgüde, her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yakanın sonuna kadar gideceğim. Videoyu fazla uzatmamak adına arkadaşlar, şu şekilde tam şu uca kadar dolanacağım. Burada kapatayım. En uca ulaştığımda tekrar devam edelim. Evet, en uç kısma geldim arkadaşlar. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum ve örgümü geri çeviriyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şu arka kısımdan alıp yine iki defa da çıkarıyorum. Bir de bu ön kısımdan, trabzanların tepesine değil, bir içinden bir dışından batıyorum, yani trabzanın etrafından dolandırıyorum ipliği. Bir dış kısmından. İpimin katı ayrıldı sanırım. Hemen şöyle tekrar alalım. Net göründüğünü düşünüyorum ama yine ola ki sorunuz, göremediğiniz, kaçırdığınız nokta olursa video yorumlarından bizlere ulaşabilirsiniz her zaman.
Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan yapa yapa. Tahmini 3 sıra yapacağım ben. İpim çünkü kalınca ince bir ip değil. Bakın hemen zaten şeklini aldı gördüğünüz gibi. Dediğim gibi bu sıra ve bir sonraki sıra olmak üzere toplamda 3 sıra yapacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre ya da yapmak istediğiniz yaka şekline göre bunu artırabilirsiniz. Şimdi bu sırayı da devam edelim bakalım. Evet, iki sıra tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde görüntü. Üçüncü sırayı yapmamaya karar verdim. Onun için benim için yeterli bir uzunluk oldu şu anda. Ama görüntü itibariyle en az 3 sıra diye düşünüyorum yine de. Hemen şöyle son sırayı da bir zincir çekiyorum. Bu yine bu son bitiş kısmında çeviriyorum ve şöyle sık iğne şeklinde bir sıra gidip kapatmış olalım. Hem de çok yükselmeden görüntümüzü desteklemiş olalım diye son kısmında bu şekilde giderek kapatacağım arkadaşlar örgüyü. Ve kolay yaka yapımımız tamamlanmış olacak. Tığ işi örgülerin başlangıcında lastik kısmında kullanabilirsiniz bunu. İlla ki yaka olarak değil tabii ki. Ama yakası geniş olan toparlamak istediğiniz örgülerinizde, lastiksiz başlayıp sonradan pişman olduklarınızda ya da yeni başlayan arkadaşların ki bana olan dönüşlerdeki gibi başlayıp da nasıl başlayacağını bilemeden daha doğrusu başlayıp da sonradan nasıl toparlarım dedikleri noktada imdadınıza yetişebilecek bir teknik bu. Gayet de sevdiğim güzel bir teknik. Evet, şimdi bu sırayı da bitirdikten sonra zaten tamamlamış olacağız. Ben yine kapatarak burayı bitireyim. Bir önden bir arkadan sık iğne şeklinde. Yakamızın görüntüsüne hemen bir bakalım arkadaşlar. Bakın ne kadar toparladı. Görüntüyü güzelleştirdi gördüğünüz gibi. Evet. İşte bu şekilde. İnşallah yardımcı olabilmişimdir sizlere. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.